Merhaba. Hoş geldin Koçi. Yakışır sana Koçi. Merhaba. Gerçekten ben bu beldeye geldiğimde her seferinde umudum büyüyor. Her seferinde sizi gördüğümde aslında iradesine sahip çıkan, sözünün arkasında duran, mücadelesinin yanında duran, baş veren ama geri adım atmayan, bedel ödeyen ama geri adım atmayan onurlu Pazarcık halkıyla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Baş tacısınız. Hoş geldiniz. Kürtlerin çok acılı bir tarihi var. Biz 100 yıldır gerçekten büyük zorluklar, büyük bedeller ödüyoruz. 4 parçada 4 ülkeye bölünmüş bir halkız. Ve her ülke Kürt'ün hakkını, hukukunu yok etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Gün geldi sürdü. Gün geldi katletti. İşte bugün de o katliam günlerinden birinin tarihi. 16 Mart'tayız. Yani Halepçe katliamının yıl dönümü bugün. Katil Saddam'ın, faşist Baas rejiminin binlerce Kürt'ü kimyasal silahla yok ettiği, çocuklarımızı, kadınlarımızı, halkımızı, on binlercesini katletti, binlercesini sakat bıraktı, binlercesini o kara kışta sınır kapılarına yalın ayak sürdüğü gün bugün. Biz bu katliamcı anlayışı kınıyoruz, lanetliyoruz ve bir kez daha 16 Mart'ta Halepçe katliamında yitirdiğimiz her bir canımızı saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Bugün Kürt halkı bu bedelleri bile bile mücadele ediyor. Her birimizin ödediği bedel, halkımızın ödediği bedel arşa ulaştı. Ama artık biz Kürtler olarak bedel ödemek istemiyoruz. Bizler yaşadığımız her ülkede eşit ve özgür insanlar olarak yaşamak istiyoruz. Dilimizi konuşmak, kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Kentlerimizi yönetmek istiyoruz. Kayyum rejimiyle irademize ipotek konmasın istiyoruz. İşte bunun içinde dün mücadele ettik. Bugün de mücadele ediyoruz. Ve yarın da haklarımızı alıncaya kadar mücadele etmeye de devam edeceğiz. Ben teyze de söyleyeyim. Bak bunu hepinize söyleyeyim. İsterse gitsin medya. Aktar aktarı benim söylediklerimi de medya beni söylesin. Ben bir senedir bir bayan olarak çok dur bir dur bir kadın. Burada yazıyorum ya. Ben yoğurdum. Burada Malatya'ya gideyim, merdiven sileyim ki. Malatya'da gireyim de babam 3 kuruş alayım. 3 bin lira. Onunla işte bunu bak. O da onu bunu şeyle sağdan soldan yazık yaptılar da. Onlarla işte borcuna yapayım. Ama bak bilirsiniz bunu yazıhanla kendisi şeyle borca yaptırayım. Taksit vereceğim abi dedim borcunu dedim. İnan ki sorabilirsiniz.
Kadınların samimiyetine güveniyoruz. Biz kadınların samimiyetine güveniyoruz. Tabii bir kadın olarak burada ne devlet ise her zaman düşkünlerini ve önce kadınların yanında olsunlar. Önce kadınlar. Biz onun için mücadele ediyoruz. Kadınların yanında olsunlar. Biz onun için mücadele ediyoruz. Bir kadın olarak, bir bayan olarak ve dul ve yetim kadın olarak bak. Şu çektiğim rezillik, çadırımı gelin görüp inan ki böyle görebilirsiniz. Elektrik süpürgesi işte görün, bunu görün de medya verin. Bir bayanın hayatı bu. Evet canım benim. Kendiler tıkır tıkır maaş alıyorlar. Ayda 200 milyar maaş alıyor. Ben 3 bin lirayla. Babasından kalan 3 bin lira maaş alıyor. Kaymakamlığa gittim, deyler ki babam maaşı var deyler. Ne kadar? İnternete gireyim. 3 bin lira. Ben 3 bin lirayla ne yapam ya? Bu 3 bin lirayı kendiler alsın. Ben de kendilerine aldığım maaş alamayla hele idare edebilir. Geçinebilirler mi? Bir ay sizinkini onlar alsın. Aynen öyle. Kendiler de bize versin. Hele göremez. Et nedir bilmiyor. Soğan nedir bilmiyor. Soğanın kilosu çıkmış. 80 lira. 180 sarımsağın kilosu. Ben alıp da dikemiyorum ki yiyemem. Baba nasılsın? Değil misin? Benim arabam uçuyor. Yoksa tatile gitmek için. Araba uçuyor. Yok tatilde. Bu fakir karavan çalışmaya gidiyor ya çadırlarda kalıyor. Çapanlı işe. Diyor da işte millet dedi ki ya insanlar fakirsiz aç bıraktınız, perişan ettiniz. Millet öyle diyor. Hayır diyor. Onlar tatile gidiyor. Biz de diyor ki işte tatilcilere bunu dikiyoruz. Peki bunlara dur diyelim mi? Dur diyelim. Bu fakir parayla dalga geçenlere dur diyelim mi? Bu sefer olması için bu sefer DEM Parti gelmiş, onları göndereceğiz. İnşallah. DEM Parti sizin partiniz. Belediyeler sizindir. Teşekkür. Bizim arkadaşlarımız da belediye burada ne zaman kapıya vursanız girip geldik ki çayınızı içeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Ya da bir öneriniz olur, ya da bir sıkıntı olur. Ne bileyim, herhangi bir durumda o kapı halka açılması lazım. Çünkü halkın evi. Halkın kurumudur. Biz de iddiamız budur. Değiştirmek istiyoruz. Halkla birlikte yapmak istiyoruz. Siyaset de halkla yapılır. Politika da halkla yapılır. Halkın içinde olmadığı şey her zaman zayıftır. Her zaman eksiktir. Her zaman çürümeye de mahkumdur. Selam verelim dedik. Halkın kapılarına belediyeleri açmamız gerekiyor. Kadını yok sayanlara, kadını görmezden gelenlere, gençler için hiçbir politika üretmeyenlere, kendilerini değil... Eylem benim besi. Tuhakı kesi tümleyi mafi millete gibi bu. Tuhakı kesi tümleyi mafi gene gibi bu. Lebelege o kazançken avu derdori hu ve biser kevin ge em begirin emu gele fahme teb biser kevin. Farka ma abi. Em gele ki temsil dikin avu derdori hu temsil dikin. Düğü park, düğü taziye evi, yani hak evi, hak evi, hak evi, Westambire, burada beşin bıra hak evi, teslim amekin. Emi hak evi, teslim amekin. Gel güzel çaba onu atın. Gel güzel çaba. Gel güzel çaba. Ehlen ve sehlen. Sen çaba onu atın. İnşallah ve daha serbenimdir bir inşallah. Cem Azadi! Cem Azadi! Cem Azadi! Cem Azadi! Cem Azadi!